soruşturma başlatıldı. Ancak yapılan bazı haberlerde kadın suçlu olarak gösterildi. Mağdur kadın hem şiddet gördü hem de hedef gösterildi. Bingöl Barosu Kadın Komisyonu ilçeye gitti, kadınla görüştü. Heyette yer alan Bingöl Barosu Başkan Yardımcısı Nuran Aydın telefon hattımızda yaşanan olayın detaylarını ve açılan soruşturmayı kendisiyle konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Büyük tepki çekti. Siz de baro olarak olayın takipçisi oldunuz. Gittiniz ve Rahime Hanım'la görüştünüz. Olayın nasıl yaşandığını bir kez sizden dinleyebilir miyiz bütün boyutlarıyla? Tabii. Şimdi 2 Mayıs tarihinde saat 16.30-16.50 arası bir kavga durumu başlıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi çocuklar yüzünden başlatılan bir kavga. Kavga sırasında Rahime Öze aslında FK tarafından bir keserle saldırı yapıldığı bilgisi var bizim elimizde. Keserle saldırdığını ancak ilk aşamada Rahime Öz fark etmemiş. Bunu sadece bir tahta olarak görmüş. Daha sonra tanık ifadelerinden, tanıkların aslında elindeki keser demesinden sonra keser olduğunu fark ediyor. Şimdi soruşturmayla ilgili, olay bu şekilde geliştikten sonra soruşturmayla ilgili bazı endişe ve kaygılarımız var aslında bizim. Şöyle ki ilk aşamada alınan rapor, mağdurun vücudundaki ve kollarında ve ocaklarındaki tatlardan bahsetmemişti. Görevlendiren avukat arkadaşlarımız mağdureyi yönlendirdiler. Ek rapor alındı. Ek raporda hem kolda hem bacaklarda ve burunda darp izleri olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bir kırık yoktur. İki raporda aynı şekilde burunda kırık olmadığını söylemekte. İlk önce bunu söylemek istiyoruz. Biz raporla ilgili kaygılarımız vardı. Karlova çiftlik raporu aldıramadık. İlk haberlerde burunda kırık olduğu yönünde haberler vardı. Bu doğru mu? Burun kırık Hayır, mı? Hayır, burunda kırık yok. Evet. Burunda kırık yok. Sadece bir semptom gelişmiş orada. Şişmiş biraz. Kanaması vardı. Biz gittiğimizde de kanaması devam ediyordu. Zaten ertesi gün gittik. Bir semptom var ama kırık değil. Evet. Daha önce ilk yapılan haberlerde satırlı saldırıdan, keserli saldırıdan haber yoktu. Bu görgü tanıklarının ifadesi mi? Görgü tanıklarının ifadesi. Şimdi kullanılan ifade saldırganın eşinin verdiği ifade. Görgü tanığı olarak. Yani evet, tamamen yanlı taraflı verilmiş bir ifade. Keserle kadın saldırdı diye. Diğer iki tane ifade var. Şimdi şöyle de bir soruşturmadan ikinci bizim kaygı duyduğumuz noktalardan bir tanesi de bir başka bir uzman çalışanın eşi tarafından verilen bir ifade var. O ifade fezlekede isim geçmesine rağmen ifade geçmemiş, geçirilmemiş. Yani bir soruşturmanın yanlı yürütüldüğü kanısındayız bu yüzden. Evet. Siz görüşmeleriniz sırasında Rüken Hanım'la da görüştünüz. Sağlık durumu nasıl? Onu sormak isterim. Ruhsal durumu nasıl? Ruhsal durumu aslında ilk gün daha iyiydi. Son zamanlarda, son iki gündür hakkında çıkarılan haberlerden dolayı gerçekten ailece büyük travma haline girdiler. Kendileriyle ilgili işte teröriste kadar varan haberler var. Sürekli onları görüp onları bize atıyor. Bu haberler nereden çıktı? Sosyolojik olarak iyi durumda değil. Bazı haber sitelerinde yayınlanıyor. Muhtemelen onlar da oradan görüp sürekli onları bana atıyorlar. Gerçekten zor durumdalar. O yönden psikolojik olarak travmatik hale geldi durum onlar için. Yani ilk şiddet vakasından daha travmatik bir halde şu anda. Peki Nurhan Hanım, konuşulan asıl konu şu. Bu herhangi bir mahalledeki çocuklar nedeniyle çıkan bir tartışmanın, bir kavganın ötesine geçti. Çünkü saldırganın uzman çavuş olması, bir güvenlik görevlisi olması konusu var burada. Bu herhangi bir yurttaş olsaydı bu boyuta gelir miydi? Ya da tanıkların ifadeleri böyle olur muydu? Yani o saldırganın... Bu boyuta gelmezdi büyük ihtimalle. Zaten hani mağdur tarafında yapılan savunmalarda, daha çok süper yansımlarda bir kamu görevlisi tarafından saldırıya uğramak daha ağır. Yani kendisi koruması gereken bir meslek erbabının gelip onu, ona zarf etmesi noktasında bir tabii ki normal bir vatandaştan daha öteye giden bir durum var. Ancak diğer tarafta şüpheli de kendisinin asker olduğunu, onların kendisi sizi burada yaşatmak istemiyoruz, buradan gideceksiniz şeklinde beyanda bulunduklarını ve provoke edildiklerini söylüyorlar. Ancak bizim yaptığımız gözlemde oturdukları sitede hem polisler hem uzman çavuşlar çok yoğun bir şekilde oturuyorlar. Yani orada oturan tek uzman değiller. Uzman çavuş değil şüpheli. Böyle bir iddiayı tamamen bunun üzerinden götürerek kendi aklamaya çalıştığını düşünüyoruz. Peki Rahime Hanım'ın kendisi, kendi ailesinde böyle bir güvenlik görevlisi bağlantısı var mı? Çünkü o sitede çok yoğun olarak uzmanların oturduğunu, polislerin oturduğunu söylediniz. Hı
Yok, hayır. Onu bilmiyorum. Yani öyle bir soru sormadım Yani kendisine. kendisi ya da eşi herhangi bir güvenlik görevlisi Yok, değil. olarak Hayır, doğru, çalışmıyor. değil. Normal işçi. Peki özellikle saldırıdan sonra rahatsızlık devam ediyor mu? Az önce söylediğiniz sizi burada yaşatmayacağız meselesi kavga sırasında mı söylendi yoksa sonrasında aileye yönelik böyle bir baskı var mı? Yok, bu söylem şüphelinin iddiası. Evet. Şüpheli iddiası. Şüpheli diyor ki Rahime Öz bana seni burada yaşatmak istemiyorum. Buradan gideceksiniz diyor. Rahime Öz Hani güvenlik gelmiş de görevlisine bunu yapıyormuş gibi. Bir uzman çavuşa seni burada yaşatmayacağım diyor sivil bir yurttaş. Öyle. Böyle mi var? İddiası bu şekilde. Evet. Komik bir iddiası var bu şekilde. Peki, soruşturma başlatıldı mı? Ne aşamada? Kim Evet. Soruşturma suçlanıyor? başlatıldı. Gözaltına alındı. Serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. İfadesi alındıktan sonra evet şu anda da zaten kendini aklamak için Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden orada bir kampanya başlatmış durumda. Peki dava dosyası nasıl görünüyor? İddianame, ilk ifadeler size ulaşmıştır büyük olasılıkla. Evet, ilk ifadeler ulaştı. Biz kesinlikle hani mağdurun doğru söylediğini dosya üzerinden söylüyoruz. Tanık ifadeleri de alınan raporlarda mağdurun olayın anlatış şekilde, mağdurun anlatış şekilde geliştiğini, gerçeğin bu anlatış olduğunu düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Nuray Aydın yayınımıza katıldığınız için.